Arkadaşlar bugün Kiraz'ın karakterine bir video çekeceğiz. Yani bildiğiniz üzere Scarlet Spider karakteri aslında. Kostümle beraber ismi değişiyor. Arkadaşlar bu karakteri aslında Örümcek Adam videolarından sonra çekmeyi düşünüyordum ama Örümcek Adam'ın 80 level haliyle videosunu çekeceğim için biraz öne aldım Kiraz'ımı. Çünkü bu Örümcek Adam'ın potansiyelini hala keşfedemedim. Hala %75'te. Bunu açtığım zaman, karakteri 80 levele kastığım zaman PV ve PvP videoları da gelecek. İki ayrı video çekeceğim. Siz de ona göre isterseniz karakteri kasabilirsiniz. Ama ona kadar yani en azından bir Kazım karakterine bakalım dedim. Bu karakteri arkadaşlar hem Mephisto hem Null'la test edeceğiz. Daha sonrasında günü geldiği zaman da İttifak Savaşı'nın süper modunda da test etmeyi düşünüyorum. Orada çevik süper kötü günü var. Orada meta olmuş olabilir. Gamora'yı, Elektro'yu, Green Goblin'i falan geçtiyse bu karakteri orada kullanabiliriz demek oluyor bu da. Yani ilk olarak bir dediğim gibi önden bakacağız. Bir Nefisto ve Null'da göreceğiz hasarı falan iyi mi diye. Daha sonrasında da dediğim gibi ikinci bir video ileride gelebilir. Siz de yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar gelmesini istiyorsanız. Bu karakteri arkadaşlar dikili taşla test edeceğiz. Bakalım ne kadar iyiymiş. Şimdi girip test etmeye başlayalım. Evet, şöyle başlasın. Arkadaşlar bu karakterin gayet hasar dostu bir karakter olduğunu söylemem lazım. Yani dikili taşla falan da belli noktaya kadar işinizi görebilir. Yani elinde pek CTP olmayan arkadaşlar için diyorum. Evet, şu an 19. seviyede girdik. Lider olarak She-Hulk, destek olarak Shuri karakterlerini kullandım. Gayet iyi lider ve desteği var şu anda aslında. Hani bunları göz önüne aldığımız zaman aslında iyi bir performans çıkarması gerekiyor. Yani çok yüksek bir seviyede değil açıkçası. Benim hesabım için en azından. Evet, şurada bir kafese yakalandım. Sorun yok. Arkadaşlar rotasyon konusuna da gelecek olursam gördüğünüz gibi 5'i gecikmeli iptal ediyorum. 3 yapıyorum, 5 yapıyorum, 5'i gecikmeli iptal ediyorum. Daha sonra 4 ve 6 yapıyorum 6. yetenek varken. Yokken de 4 ile bitiriyorum. Şöyle. Evet. 5. yetenek de arkadaşlar A atıp yanlardan varilleri çekmesini beklemeniz lazım. O şekilde maksimum verimi alabilirsiniz. Güzel. Şöyle biraz kaçacağım yeteneklerim dolana kadar. Ama saldırısını yapacak. Neyse. Yakalanmasaydık iyiydi ama. Evet, şurada bir sonraki faza geçeriz herhalde. Güzel. Evet, burada pek canı gitmedi. Hasarım bir tık geç devreye girdi ama gene de güzel. Hani şurada bir ejderha fazına gelseydim iyi olurdu aslında saldırısına yakalanmadan ama ucundan döndük yapacak bir şey yok. Evet, şurada ejderha fazına geçtik. Şurada biraz vurmayı deneyeceğim. Çok vuramayacağım muhtemelen ama evet şurada karakter değiştirmem lazım. Yoksa ölecektik. Evet biraz canım gitti de sorun yok. Yani arkadaşlar şimdi açıkçası baktığım zaman
Şurada 5'i biraz erken iptal ettim. Sorun yok ama. Yani oldukça iyi bir lider ve destekle. Ya, tabii ki dikili taş var karakterde. Onu da göz önüne almak lazım ama. Yani açıkçası şu anlık çok iyi görünmüyor gibi ya. Ne yalan söyleyeyim. Şurada bir vurmayı deneyeceğim. Ölmezsen tabii. Ölecek gibi olsam karakter değiştireceğim. Güzel. Güzel. Arkadaşlar 55 saniye gibi bir ekstra süremiz kaldı. Bir de Mephisto'da test edelim bu karakteri. Şöyle başlasın. Muhtemelen Mephisto'da biraz daha fazla vakti kalacak. Tür avantajından dolayı. Çevik bir karakter olduğu için. Mephisto'ya karşı avantajı var. Şurada biraz kaçacağım. Şurada bitirirsek iyi olur. Güzel bitirdik. İlk fazı geçtik. Evet arkadaşlar hasarım çok erken devreye girdi. Yapacak bir şey yok. Biraz kaçacağım. Kaçabilirsen tabii. Bu arada oldukça yavaş bir karakter olduğunu söylemeliyim. Güzel. Evet, şurada karakter değiştireceğim arkadaşlar. Yavaş bir karakter çünkü. Hyperion daha mı hızlı acaba? Hepsi yavaşmış. Lider ve destek olarak seçtiğim karakterler de biraz yavaş. Sorun yok. Evet, acaba şurada bitirebilir miyiz? Yani şu fazı değiştirmeseydi bitirebilirdik belki ama. Evet, az bir yolumuz kaldı. Şurada biter. Evet, güzel. Son bir faz kaldı. Muhtemelen burada kendi saldırısını yapacak. Yok, o mor saldırıları bekledim de gelmedi. O saldırı bayağı can sıkıcı olabiliyor. Güzel. Evet, şurada karakter değiştirsem iyi olacak. Evet, bunu sevmiyorum işte arkadaşlar. Yani tam sersemletiyordum Mephisto'yu, gene özüne dönüp şey yaptı. Aslında güzel sersem yemedik. Hani hiç halkalara gitmeden de bitirebilirdim. Şurada sersem yedik. Evet, şu halkalara hızlıca gitsem iyi olur, öbür türlü öleceğim. Güzel, zor bela yetiştik. Artık şuralarda bitirmem lazım. Güzel. Arkadaşlar 1 dakika 40 saniye gibi de bir ekstra sürem Mephisto'da kaldı. Şimdi girip takım kısmında biraz konuşalım. Hızlıca bir gelişiminden bahsedip sonra kendi fikirlerimi söyleyeceğim arkadaşlar. Kostümü, destansı, kostüm seçeneklerinde sizden hangi kostümleri istiyormuş onlardan bahsedelim. Thor kostümünü istiyormuş. Güzel. Ki bu kostüm pek çoğumuzda vardır. Bayağı kullanışlı bir kostüm. Mr. Sinister kostüm var, pek iyi değil. Wong kostümü var. Bu da gayet güzel. Mr. Fantastic ve Crossbones, bunlar pek iyi değil diyebilirim açıkçası. Ya yani bunlar da bende olmadığı için zaten açamamışım. Özel ekipman olarak arkadaşlar hasar artışı bir dikili taş taktım. %200'lük.
Yani dikili taşla böyle bir performansı vardı aşağı yukarı. Artefakt olarak içgüdü kritik hasarını artıran bir artefakt takmışım. ISO 8'lere full kızgın halkın şey kızgın halkın gücü diyorum pardon. Kartalın gözü getirmişim. Türün 4'e kadar basmışım yetenekleri full ekipman kısmında çifter saldırı var. Bir takım kritik hasar falan da takmışım fulleyebilmek için değerlerini. Detay kısmına baktığımız zaman da kritik oranı dışında bütün ihtiyaç duyulan PV özellikleri full denilebilir. Kritik oranını fullemememin sebebi de şu arkadaşlar. 5. yetenekte zaten size bunu veriyor. Yani altta görürseniz dikkat ederseniz uygulanacak olan kendisi diyor tüm saldırıları, savunmaları, hızları ve kritik oranını %30 artırır diyor. Ki bu da zaten otomatikman fullemek demek. O yüzden kritik oranını fullemeye gerek duymadım. Siz de fullemeyebilirsiniz yani. Şimdi arkadaşlar kendi fikrimi söyleyeceğim bu karakter hakkında. İlk olarak bence karakterin görünümü muhteşem. Harika bir görünüşü var. Yani o açıdan kusursuz. Ben açıkçası görünüşünü çok sevdim. Ama tabii ki görünüşüyle de çok şey yapmıyoruz. Değerlendirmiyoruz karakteri daha çok. Yani görünüşü her ne kadar iyi olsa da hasar o kadar da etkileyici değil maalesef. Yani fena değil bence. Gene güzel ama Gamora'yı falan geçti mi geçmedi mi yani sanki onların seviyesinde gibi geldi bana. Hani ben biraz daha iyi bir şey bekliyordum. Hani bilmiyorum. Yani Gamora'nın yerini falan alamamış olabilir İttifak Savaşı'nda. Tabii onu da bir test etmeden bir şey diyemiyorum kesin olarak. Ama sizin yorumlarınızı da merak ediyorum arkadaşlar. Siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Sizce bu karakter nasıl olmuş? Bunu da yorumlara yazın. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.